Adamın yüzü kireç gibi. Bırakın da otursun. Neredeyse bayılacak. Buyurun, oturun. Aman gel kız gel. Şimdi başladı pek heyecanlı. Vay vay vay. Ciddi bir vaziyet karşısındayız. Tabii ciddi. Bir cinayet işlendi. Daha ciddi ne olabilir? Sakin olun lütfen. Metanetinizi kaybetmeyin. Anne, ailecek aileni ziyaret etsek ya. Yani kız evlendi ama siz bir tebrik bile etmediniz. Çok mu lazım be? Otur oturduğun yerde. Şurada heyecanlı bir şey dinliyoruz. Sen de radyo tiyatrosundan daha heyecanlı bir şey var sanki. Matthew en son sağ olarak gören kim? Şef garson. Lokantadan gel benimle. Bir hayli sarhoş olduğunu da hesaba katarsak, katilin mutfak çalışanlarından biri olduğunu düşünebiliriz. Çıkar bakayım ağzındaki baklayı. Üf, anne Soner'le ilgili. Ne oldu kız? Şimdi bu Soner başlarda iyiydi ama artık atlatıyor beni. Mesela telefonlarıma çıkmıyor. Bak sen. Bir şeyler yapmak lazım diyorum ben de. Hani arayı ısıtmak lazım yani değil mi? Tabii. Ya düşündüm de mesela biz ailecek aileni ziyarete gitsek. Hani bunlar evlendi ya, bir tebrik yemeğine gitsek mesela. Sonuçta Soner de orada olur değil mi? Aferin bak. Erkek bulmak kolay değil bu zamanda. Düzgün birini buldun muydu? Kaptırmamak için kafanı kullanacaksın. Bu Soner varlıklı biri anladığım kadarıyla. Sen de beğenmişsin. Yakışıklı demek ki. Öyle yani. Daha ne? Daha ne? Ne demişler? Aşkta ve savaşta her yol mübahtır kızım. Aşk dediğin nedir ki? 3 günde uçar gider. Geriye bir ömür boyu savaş kalır. Kafayı kullanmayan yenilir, kaybeder. Anladın mı? Ay, ama babam gelmek istemez ki şimdi. Canım sıkar. Ya ben sana ne anlatıyorum 2 saattir burada? Sen o işi bana bırak. Nereye gitmiyormuş ayol? Olayla ilgili her şeyi biliyorsunuz. Maktul sabaha karşı 4 sularında öldürüldü. Aynı saatte bütün şüpheliler bir aradaydı. Ay. Karşılamak üzere bir partide bulundu. Kemal. Bu durumda katilin bir yabancı olduğunu düşünmemiz lazım. Ancak ben ısrarla... Bu ailenin eniştesi vardı ya. Adı Soner miymiş neymiş? Ya sus be Neriman. Komiser tam katili yakalayacak. Bu Soner ticaretle falan uğraşıyormuş. Senin Karaköy'de Gümrük'te pek işi oluyormuş bunun. Öyle mi? Yapma ya. Ya. Ah bak, Soner deyince aklıma ne geldi? Biz bu aileyi tebrik etmedik. Bunun evine falan gitmedik. Bu Soner falan hepsi aynı evde oturuyorlarmış. Tüh be. Çok ayıp ettik bak. Mutlaka kıza gitmeliydik. Bir akşam yemeğine gidelim Neriman, mutlaka. Ay ne iyi akıl ettin Kemal. Dur ben gideyim de telefon edip haber vereyim. Tamam. Ne oldu anne, yakaladı mı? Ay anne ne fenası. Ne fenası kız? Bu işler böyle olur. Ha bak. Aklında bulunsun, eğer telefonu ailen çıkarsa o bizi savar. Ya. O yüzden kim çıkarsa çıksın telefona sen Murat'ı iste. O ailenin kocası, tamam mı? Onunla konuş. O hayır demez. Tamam tamam, anladım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.